Turpo neler yapıyorsun bugün kardeşim ya sen? Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün Dead by Daylight'a yeni gelen Kaos Kargaşası modunu oynayacağım. Şimdi ben aslında bu modu çekmeyecektim. Çünkü yani normal gidip de çark çevirip rastgele perk çıkardığım videolardan herhangi bir farkı yok. Size 4 tane rastgele perk veriyor. Modun olayını bilmeyenler için bu şekilde özetleyeyim. Siz yani perk falan koyamıyorsunuz. Maç başında 4 tane rastgele perk veriyor size. Katil tarafında da aynı şekilde. Ama yorumlarda çok fazla istenmiş. Yeni modu hani bir dener misin, senden de görmek istiyoruz diye. Ben de dedim ki hani zaten 3-4 gündür çok tryhard maçlar geçiriyorum. Biraz daha şöyle sessiz sakin bir mod oynayayım. Umarım öyle geçer. Bu arada yine yorumlara yazmışsınız. O sen bu modda perkleri kapatıp kendisi böyle tahmin etmeceli değişik bir içerik çıkarmış. Bana da önerdi zaten bu şekilde sağ olsun. Hani sen de bu şekilde çekebilirsin. Şu şekilde bir fikir buldum diye. Ama benim perk bilgim o seninki kadar iyi değil arkadaşlar. Çünkü bir dönem oyunu çok az oynadım biliyorsunuz ki. O dönem aktif video da atamadım zaten. İşte o dönem gelen perkler veya daha öncesinde olan perkler falan benim hiç bilgimde değil. Sadece temel perkleri ve son gelen perklerin birkaçını biliyorum. O yüzden o tarz bir içerik yaptığım zaman hep aynı tahminleri yapmak zorunda kalırım. İşte kandırıkçı var mı diye pencereden atlarım falan. Çok tekrar etmiş olur yani. O yüzden ben o senin tarzında yapmayacağım. Direkt normal maça girdim. 4 tane rastgele perk verecek bana. Direkt bir bakayım bu ne? Hızlı atlamalarım 6 saniye kadar sessiz oluyormuş. Blok alabiliyorum. Katilin haresini görme. Bir de manevi odaklama. Aha Volek Build gelmiş lan. Yanlışlıkla Volek Build yaptım arkadaşlar. Evet. Al sana Volek dedi beyefendi. Bir tarafına sokarsın Volek'i dedi. Kral 2'ye geç de defol git benden ya. Şöyle arkadaşlar hemen odalara atacağız kendimizi. Michael'a karşı oynarken aman diyeyim. Gidip spotta durayım, tur atayım falan demeyin. Direkt kendinizi sürekli odalara atın. Böylece arkanızdan falan gelip stalk atamasın. Ulan adama öyle bir map geldi ki. Tamam görüyoruz yerini. Bir de bizimkiler attı ya map'i. Bu arada katil tarafını da oynayacağım bu modda. Yani ayrı ayrı video çekmek istemiyorum bu mod için. Zaten dediğim gibi hiç çekmeyecektim. Sizi kırmamak için çekeyim dedim. Hem kurban hem katil tarafını oynayacağım. Sakın patates oldu bile. O da attempt deniyor. Allah'tan yani tryhard bir mod geçirmeyelim dedik. Oğlum ne oldu lan, bir balkondan inene kadar 3 kişi nasıl yere düştü ya? Araya gir lan enayi. Oğlum araya girmeyi akıl etsene ya. Arovun var, bir şeyin var. Zort. Çok iyi palet. Ana çakala bak. Baba baba baba. Baba 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 baba. Çakala bak. Düştük mü lan? Hadi şimdi yine tırman oradan. Tırman da göreyim. Haa. Buldum bebeleri, döndürmek kolay. Oğlum bu sınırsız seviye 3 mü lan? Arkadaşlar biz bunu atar yaptık da bu galiba sınırsız seviye 3. Ne dediniz o işe? Chaos Shuffle Mat. Sakın buradan önüme çıkma. Uf çıkmadı. Güzel haber çocuklar. Dım 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 dedim. Erken devirmekte hata mı yaptık bu spotu sizce? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Size namunum. Ooo. Ne oldu lan? Bebeleri buldun döndürüyordun. Ha? Köpelek. Oğlum biz eski toprağız. Eski toprak diyeceğim de nereye geldik arkadaşlar? Ulan devir şey yaptığım odaya geldim. Aha. Turpo neler yapıyorsun bugün kardeşim ya sen? Oğlum ne oluyor? Turpo kendine gel lan götelek. Sen böyle oynamazdın normalde. Bence iyiydi. Demek ki adam ilk chase'inde bana gelse maçı kazanmıştık. Gel beni al, gel beni al. Siz zaten bir bok oyaramıyorsunuz. Ben belki biraz daha oyalarım. Süpersin. Oğlum şansıma sınırsız seviye 3 Myers geldi ya. Oğlum ne taraftan geliyor lan adam? Ha buradan gelmiş. Enayi Viskoskis'e bak. Kırdı orayı, okey. Al bunu da bir tarafına sokağısın. Canım karaktercim çok ah ıh diye bağırıyorsun ya. Kendimi iyileştireyim. Şöyle iğne basayım. Adam zaten sınırsız seviye 3. O yüzden iyileşmemin çok bir önemi yok diye düşünebilirsiniz ama yaralı sesi veriyorum arkadaşlar. O yüzden iyileştim. Vallahi billahi ne yaptığını bir gram anlamadım. Oğlum bizim diğer adam nerede lan? Aa, Eleven gibi başka bir geçit falan mı açtı dedim, manyak herif ya. Gel al beni, al gel gel. Ana onu buldu. Gel paleti devir al beni gel. Takım size büyük saygı duyuyorum. Ve Barov'u al. Aha aldım. Gel reis. Aa alamamışım lan Barov'u. Neyse çok da umurumdaydı amun. Ne oldu lan ha? Tırıç. Ha
Ana avradını güzel gizledi. Hop. Oldu mu ya? Of. Çok keyifliydi chase atmak da sınırsız olunca adam yani hiç heal'lanma fırsatı da vermedi falan filan. Ya kaos kargaşası modunda 4. kill'i arıyor beni yerde bırakıp. Hadi be reis be. Gel lan bana, beni bir daha kaldır, gel lan. Tişkuller. Ne oldu, bu yine beni nasıl buldu ya? Lan bir de bok gibi spotta kaldım var ya. Yani Michael'ın lancı için harbiden kötü bir spot. Keşke devirmeseydim. Oğlum çok gıcık oynamıyor mu ya? Vallahi adamı bir tilt oldum var ya, çok gıcık. Çok kötü oynuyor bu arada, yanlış oynuyor bence. Neredeyse bütün mind game'lerimi yedi ama işte Michael'ın lancının uzunluğu falan derken bir adam akıllı takım gelse, adam şu kadar mind game denese, o mind game denediği sürede 2 tane jam bitirirler, bunu adam ederler. Tamam bu spotta denenirdi, ben bu spot üzerinde konuşmuyorum da. Diğer uzun spotta bile denemişti ya, mesela orada benim hatamdı. Orada o kadar mind game denemesi yanlış yani. Spot çok uzunsa direkt arkasından kovalayacaksınız, kurbanın spotu devirmesini sağlayacaksınız. Sürekli mind game denerseniz adam 2 tur atacağı yerde 6-7 tur atmış olur. Adam aslında hatalı oynuyor yani. Oğlum takılma var ya. Anakonda falan geldi yani. Böyle bir yılan olamaz. Hadi al beni. Dur alma. Ananı avradını. Purple, golden, blue. Aman reis be. Vallahi çok kötü oyuncusun. Yani iyi oynayana harbiden hakkını veriyorum. İyi oynadı diyorum ama sen çok kötü bir oyuncusun. Onu söyleyeyim. Takımdan ve map'ten kazandın. Adam o Wiggle attırdı, hala geliyor beni almaya çalışıyor. Benle loop atmayı sevdi herhalde. Yok kral, ben istemiyorum öyle farm falan. Sadaka mı veriyorsun lan? Hadi as beni, işim gücüm var hadi ya. Yine maymun gibi anlaştık anasını satayım. Al bundan istiyorum diye kancayı gösterdim adama ya. Ya abi bir insanın rastgele perk modunda gelen build'inin counter'ı nasıl gelebilir ya? Koruma darbesi alma perk'ü geldi. Karşı taraf sınırsız seviye 3 Michael. Nasıl alayım ben o koruma darbesini? Katille birisinin arasına bir girsem bıçağı götüme sokacak zaten. Ben nasıl alayım o koruma darbesini? Bu arada arkadaşlar kaykay aldım gördüğünüz gibi. Yine koruma darbesi perk'ü gelmiş. Allah'ım yarabbim. Diğerleri ne? Şu zaten Lara'nın hızlı atlayan şeyi. 32 meçhizindeki jeneratörlerin harisini gösteriyor. Bir de Efsun totemiş bilmem şeyi. Takımın jeneratörcüsü olduk yine ya. Her insan bir gün olmaktan korktuğu insana dönüşür arkadaşlar. Killer tarafında genç enraçlara sövüyoruz. Aha bir jen daha buldum, dayanamıyorum. Ne oluyor mesela, adam şu an içimde gibi bir ses var derken harbiden de içimdeymiş yani. Adamın şu yanan totemini bir kutsayım. Kırmış sayılıyorum zaten öyle yapınca. Ulan benim şansıma tek atan hex falan olur şimdi. Neydi o spirit'in perk'ü? Senin ağzını yüzünü biliyorum abi, kendimi biliyorum yani. Heh, 60 saniye uğraşın durun şimdi anasını satayım. Ben burada yine jeneratör yapacağım. Oha ne oldu lan? Takım var ya, fena jeneratör çıktı ha. Adam şok. Survivor maçlarının işte bu tarafı sıkıntılı, anladın mı? 10-15 dakika oynuyorum ama katil bana gelmiyor. Hop ne oluyor? Bir aksiyon olmamış oluyor, bir şey olmamış oluyor. Ya videoyu sileceğim ya da 1 dakikalık özet şeklinde koyacağım sadece olan ve komik olan yerleri. Ama killer tarafı böyle değil. Full sen oynadığın için bir şeyler yapabiliyorsun. Tek başıma alamayacağım ben çünkü adam beni muhtemelen yavaş hayvan herifler. Buradan geldiğimi görüyor mudur sizce? Galiba beni istiyor. Çok iyi. Vuramaz. Hangi kapı açık lan, şu yakındaki mi? Blokla orayı. Bu yakındaki açık mı? Beni aldınız arkanıza. Önünüze pardon. Açılıyor. Lan diğer adam ölecek. Durun gitmeyin gitmeyin. Beni heal'la. Beni heal'la. Oğlum buna Bloodward'un falan mı geldi lan? Asmıyor bunu. Kesin Bloodward'un falan geldi. Bunu aşağı atla reis. Alo. Oğlum aşağı atlasana lan. Öldün mü? Ne oldu oğlum? Buna ne oldu? Bu bayıldı mı ya? Bilgisayar başında. Ya Bloodward'unu var bunun. Vallahi yandık. Bak şimdi izle. Nasıl kilitlendiğimizi izle. Ben direkt gidiyorum. O riski alamam. Abi random build'den adam Bloodward'um tutturdu. Ben Trapper'la 83 tane maç girdim. Bir tane denk getiremedim ya. Neyse o kancada kalsın, belki süresi yetmez diyeceğim de. Oğlum niye bıraktın lan? O öldüğü için şimdi süre tekrar hızlı akmaya başlayacak. Diğer türlü yeter miydi bilmiyorum da. Hani birisi yerdeyken kancadayken falan süre daha yavaş gidiyor ya. Tamam ace'i düşürdü, güzel oldu. Oğlum yetecek mi acaba, süre yavaş gidiyor ya şu an adam yerde diye. Belki yeter, açılmasını bekliyorum. Çık hıyıcın. Aha açıldı. Ezza. Görüşürük. İnanılmaz abi, adamlara gelen build'lere bak ya. Katil tarafında Albert Wesker'ı seçtim gençler. Uzun süredir
yıldır da oynamadığım bir katil. Albert'a özel video yapmayı da düşünüyorum. Yani bu modda oynadım diye hani dojladım falan sanmayın. Maçın gidişatı nasıl olur bilmiyorum ama çok tryhard oynamam sanırım. Yani böyle işte tunnel atıp sürekli jen devriyesi atmak istemiyorum. Zaten 3-4 gündür tüm maçlarım öyle geçtiği için o strese tekrar girmek istemiyorum yani. İstiyorlarsa 4 kişi kaçsınlar, sıkıntı yok. Modun olayı zaten böyle hani farklı perkler denemek, eğlenmek falan. Ha ama baktım beni tilt etmeye çalışıyor. Yok böyle klik klik yapıyor. Yok T-back falan atıyor. O zaman tunnel'ı çakarım bak söyleyeyim şimdiden. Bu arada katil tarafında biraz zor buluyor maçı. Normal tarafta bile zor bulurken bu modda biraz daha zor buluyor. O yüzden 2 tane falan katil maçı atarım büyük ihtimal. Çok uzatmayacağım bu videoda. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya bir insan nasıl her... Ya oğlum 2 videoda 3 videoda bir olsun tamam. Derim ki herkesin başına geliyor. Lan her videoda nasıl sürekli bir şeyler beni bulabilir ya? Abi istisnasız her video ya. Verdiğin mepe sıçayım. Perkler ne? Ceza kaynası, acı armağanı, istifçi, Huntress avcının nesi, üstün anatomi. Hepsi pasif çalışan perk. Benim ekstra bir şey yapmama gerek yok. Ama map sıçanzi. Minnacık bir birini mi gördüm orada? Hmm, ace'miş hiç bulaşamam. Oh jam bitmiş bir daha anasını satayım. Niye kaçmadın ki? Kaçsan çok rahat beni mahvedebilirdin. Lan nasıl alamadım onu ya? Niye acele ettim değil mi? Neyse dur burada alırız şimdi. Lan nasıl ölmedi? Leon'cum sen biraz zayıf halka çıktın sanki. Ulan bu Vesker'ın özelliğine de hiç alışık değilim ama Allah'tan yumurta eklentisini taktım. Şey sağlıyordu. İlk şeyi attıktan sonra ikinciyi atmak için daha fazla süre veriyor sana falan. Oğlum şu kurban bulma olayı çok sıkıcı. Yani ben şimdi niye jen dolaşıp kurban bulayım ki? Saklanıyorlar. Giderim kancaya. Tamam mı? O alanı kovalarım yani. En azından yeri belli, yurdu belli. Çok güzel. Vur onu ağaca. Oy! Ne yapıştırdım lan? Sümük gibi yapıştırdım valla. Yukarı çıkmasak olmaz mı hocam? Ablacım. Orası da sıkıntılı bir bölge ya. Bana balansım falan var deme. Fırlat onu kapıya. Çok güzel. Tamam fena değiliz. Özelliğimizi iyi attık. Bu map'te değil kazanma şansım. Kill alma ihtimalim yok ya. Hele bir de Albert yani az oynadığım bir katil. Uroboros'u her yere yayacağım. Bunu yemiş olamam. Bunu yemiş olamam. Bunu yemiş olamam ama bence bunda yapacak bir şeyim yoktu yani. Özellik attım sonuçta. Oğlum bu adam ne değişik bir insan. Bu ne yapıyor ya? Biraz daha mantıklı bir yere gelmem lazım. Bura gibi. Çok güzel. Ama ağaca vursaydın ya reis direkt grableseydin. Sen niye şimdi bunu yere düşüttürdün bir de beni grable uğraştırıyorsun? Yakışmadı Albert hocam. Yakışmadı. Şunu da şöyle bir ceza kaynasına asayım ki. Oğlum o acı armağanı yerlerini gösteren değil miydi ya? Beyaz kancadan alınınca. Birazdan bakarım ne olduğuna da. Akıllıca. Çok iyi lan. Vur oraya. Süper. Bir an acaba dedim boşluğa falan bir yere mi fırlatacağım? Volt atacaksın mı peki? Atmadın. Tamam. Çok iyi lan. Güzeliz. Fena değiliz arkadaşlar. Şunu bir asayım. Acı armağan neymiş? Ha, okey. Kan kaybı olayı falanmış. Reis onu yapmasan olur mu ya? Bir anısı var da. Hayret mind game yiyen bir ace. Ah! Çok ince, çok ince. Bunu yapacağını biliyordum. Bunu yapacağını yemin ederim biliyordum ama yine de yedim. Niye satıyorsun ki Purpo? Niye satıyorsun ki? Ne güzel mind game yedirttirdin adama değil mi? Niye satıyorsun ki? Okey. Yine karşıma ace gelince elim ayağım dolandı ki adam bence iyi de oynamıyordu yani. Oğlum benim Lulabim 5 stack olmuş lan. Lulabili build yapsam bak patlattılar. Yaşamaz o perk biliyorsunuz değil mi? Tabi. İzler kesildiyse dolap. Aba. O jeni bir tarafına sokarsın kardeşim. Tamam. Sen zaten ölüyorsun. Ha. Aa yememiş palet kırma fake'ini. Şimdi kırsak. Bu Leon da bir değişik. İyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor ben çözemedim bu adamı. Şöyle önünü kilitledik. Ha paleti varmış zaten burada. Tamam. Alalım paletini. Biraz enayilik yaptı. Ah biz de yaptık. Neyse tamam önüne çıktık. Aa, yetişeyim artık özellik ne kadar yavaşlattı lan beni. Şöyle bir Uroboros morimizi yiyelim o zaman hocam. Oğlum bana bir daha yumruk vurma he. Siz bir de karşı tarafı görün arkadaşlar. Ne oluyor lan?
Ha, o gözlük çok önemli. O gözlük çok önemli. Lan kancadakini niye almadınız? Nasıl üzüldüm ya vallahi. Kahroldum arkadaşlar. O kancadaki alınmadı, ben yok bugün. Cık, hayatta bir maçta oynayamam abi. Zınk! İşte o hatayı yapmayacağım. Double back at. Ah be. Şu double back'i hiç yapamıyorum derken selamlar. Seni böyle alacağım. Teşekkür ederim buna izin verdiğin için. Yani evet, karga haritasında maç kazandım. Yine kendimi yüceltmiş oldum. Benim bu şekilde olumlu nazarlarım da mevcut. Bu ne? Bu ne lan? Aha! Lan! Aptal pörk işe yaradı. Sandık mı açtı? Sandığın yanında mıydı? Neydi? Yerini gördük enayinin. Hepsi bu mu adamım? Oğlum bir ace'e pes etmek yakışmaz. Bir de lobiyi dojlamayayım diye ace'i son saniye alıyor. Başta başka bir karakter gösterdi, böyle sünepe falan bir şey. Sonra bir anda ace'e geçti. Hani ace görüp de kaçmasın falan diye, anladın mı? Ace alıyorsan hakkını vereceksin arkadaşlar. Ace'i herkes beceremez. Ace'de hem iyi oynayıp hem toksik olmanız lazım. İkisinden biri eksik kalırsa olmaz. Yani sadece toksik de olamazsınız, sadece iyi oynuyor da olamazsınız. Hem iyi oynayacaksınız, katile zaman kaybettireceksiniz, hem de toksik olacaksınız. Böyle sürekli body block alacaksınız, t-bag atacaksınız, klik klik yapacaksınız, böyle geri geri gideceksiniz, üstünüze çekeceksiniz. Ace dediğim budur. Bu biraz çakma ace'di ya. Evet. Öylesine girdiğimiz maçta 4'te 4 yaptık. GG. Gençler ikinci katil maçına da Chucky aldım. Bu arada birkaç gün içinde de korku film önerileri serisinin 3. videosunu atacağım arkadaşlar. Böyle 12-13 tane çok güzel film önereceğim size. Bu map var ya, iki tarafta da sevmediğim maplerden birisi. Lan adamın şansına bak, adama yaralı şeyden vermiş. Bana neler vermiş? Bunlar ne? Şöhret budalası falan ver. Bu ne? Bana en uzak yaralı kurbanın haresini 5 saniye boyunca mı görürüm? Lan! Oğlum! Karakter bug'a girdi. Şurayı bir kıralım. Sonradan bize sıkıntı çıkarmasın ora. Oğlum ben niye ekstra yavaş gibi bir şeyim lan şu an? Ya sen ne yapıyorsun? Bir şey oldu karaktere. Hay onu oraya koyanım var ya. Allah'tan bu enayi de. Oğlum benim hızım mı yavaşladı? Yoksa ben Chucky'yi yavaş mı görüyorum şu an? Çok güzel. Onların da yerini falan görüyorum ben. Ne oluyor? Albert'tan Chucky'ye falan geçince açısı falan farklı ya. Bir küçük gördüm galiba. Aha! Şey diyeceğim, buradaki tek yiyor. Lan bu palet niye duruyor ya? Tek yiyorsun, tek yiyorsun. Gel seni alayım, gel seni alayım. Şöhret budalasından tek yiyor şu anda. Oğlum hangisi yiyordu? Bu yemiyor muydu? Ya what the fuck bro ya? What the fuck bro ya? Beyza atladı, manyak ya. Evet, en uzak yaralı kurbanın haresini gördüm. Orada iyileştirme yapıyorlar. Şöyle özelliğimize geçip gidelim bakalım oraya. Slam. Sen ne bastın? Birer kere asacağım galiba herkesi. Bu arada bir şey diyeceğim. Bunu sırtıma aldım ya. Diğerini sokmuş muyum tek atma moduna diyeceğim. Yine en uzaktaki yaralı kurbanı gördüm. Oğlum bu fena perk değilmiş lan. Mırıbı. Ya niye sattın? Purpose at... Ne oluyor oğlum? Çıldırıyor lan kadın. Beni niye kör etmedin? Neyse bu... Oğlum ben... Sürekli birilerini görüyorum falan. Ne perk o? Bir dolap açtığımda diyor. Dolap açmadım ki. Tam onu kullanırız. Dolap açtığımda birilerinin yerini görme olayı güzel. En uzaktaki yaralı kurbanı gördük. Şurayı da bir açayım. Belki yakınımda biri vardır. Keşke vurmasaydım. Keşke vurmasaydım. Hocam senin son asılışın. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Pencereden atlayıp devam etsem efsane olacaktı ya. En uzak yaralı kurbanı gördük yine. Onun biraz yakınına gidip sonra özelliğe geçip onu gafil avlamaya çalışacağım. Galiba avladım. Tamam alalım, bütün paletleri alalım, hiç sıkıntı yok. En azından yakınına sokulmamıza yaradı. Olur, olur, olur. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok hanımefendi. En azından sizi dolaba soktuk. Oğlum saçma saçma maplerde ne değişik maçlar oynuyorum ya. Bu ne yapıyor peşimde? Bir dakika, o tek yiyor değil mi şimdi? Dur bir dolap açalım. Yakındaysa yerini görelim diyeceğim. Değilmiş. Şunu da açalım. Lan! Oğlum! Lan pörkü çalışacak... pörkü çalıştıracaktım kral, senin ben şansına sıçayım. Son zamanlarda katil tarafında ne kadar şanslıyım fark ediyorsunuz değil mi? Sürekli hatch buluyorum, cart curt falan derken şu dolabı da bir açalım. Ha, aldı bile onu, okey. Quiet time. Ne oluyor lan? Bombalanıyorum. Come on! Ötlek herif gel buraya! Ay, minicik! Minicik de sıyırdı, minicik de sıyırdı. Senin var ya kafanı kırarım ha. Okey. Yerini de göreyim bir yandan diye özellikle vurdum arkadaşlar. Eklentim var çünkü. Müthiş refleks, müthiş refleks, helal olsun. Vay anasını satayım ya. Yine gittik bir ace'e tutulduk arkadaşlar, görüyor musunuz? Yine gittik bir ace'e tutulduk.
Şimdi şöyle bir şey olacak. Bunu asınca diğer kişi yaralı olduğu için yerini göreceğim. Aynen bak ta çok uzakta. Oğlum bu perk iyiymiş lan. Harbi diyorum bak fena perk değilmiş ha. Adama flash perk'i çıkmış, flash spamlıyor ya dolapta takıla takıla. Evet ilginç bir maçtı arkadaşlar, ben de tam anlamadım. Oğlum ben bu build'i normal maçta yapayım lan. Aynı zamanda 20 saniyeliğine bir haber oluyormuş o kurbana oğlum, çok iyi perk. Benim hiç özelliğe falan geçmeme gerek yokmuş zaten o kurbana giderken. Evet gençler, kurban tarafında bir maç daha girdim. Hani çünkü kurban tarafında kovalamacaya girmediğim sürece ya da ilginç böyle komik bir şey yaşanmadığı sürece videoya koyabileceğim bir an olmuyor. Ama katil tarafında bütün kovalamacaları izlediğiniz için ister istemez katil maçları videolarda daha uzun sürüyor. Son zamanlarda da çok fazla katil videosu attığım için en azından bu videoda kurban tarafını ön planda tutayım dedim. 3 maç girmiş olacağım yani kurban tarafında. Evet arkadaşlar, mor saçlı feminist oldum. Ne oluyor lan? Ben Chucky oynadım diye mi geldin? Yanımdan bağıra bağıra gitti ya bir de. Geldi mi gelmedi mi anlamıyorum. Gelmiş bak o. Gelişe bak. Oldu canımız. Ben senin amcanız. Dümdüz geldin ha. Peki. Kötü oynadık arkadaşlar burayı. Yani ben ne güzel trik yaptım orada adama. Bu arada heal'ım %50 artmıştı yanımda biri hasar alınca ama ben gittim şırınga bastım salak gibi. Oy ne güzel döndü lan. Şunu devireyim ki yoksa heal'lanamayacağım. Tamam şimdi fullendim. Lan çakal iniyor. Shake'den götürse şunu shake'cenini yapacağım da. Güzel trikti adamım ama. Run little girl run. Ya çakala bak sen. Ya puanımı çaldı. Ne oldu lan kerata? Gelişe bak. Onu vursaydın sana var ya helal olsun derdim. Biliyorsun değil mi? Chucky show geliyor bebeğim şu an. Ah lan. Onu da yapabilsem efsane olacaktı da. Ah lan burayı da o güzel oynadı. Çok iyi oynadım bence L spotunu ya. Chucky gibi güççük bir katile karşı iyi oynadım ama birkaç yerde böyle çok minik hatalarım oldu. NT diyoruz arkadaşlar bu tarz durumlarda. Reis arada bir fren yap istiyorsan ya. Run little girl run. Çok iyisin lan Purpo sen. Çok iyisin oğlum sen ya. Bugün var ya ayrı bir akıllısın ya. Bugün ayrı bir akıllısın oğlum sen. Ah lan, ah lan Purpo. Akıllısın dedik. Ah, akıllısın dedik. Önüne çık canda akıl etsen orada işte. Ne güzel oynuyordum ya. Ama olsun, ben amacıma ulaştım. O Claudette'ın son asılışıydı. Onu kurtardım orada. Evet, Mikaela ben seni satmam dedi. Aşağı iniyor. Chucky de sanırım adamını saldı geliyor. Gel 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 gel. Burayı yırttık gibi en azından. Kapıya ulaşmayı başardı. Onun son asılışı zaten. Kaçalım çocuklar. Bir Bloodborne vakası daha olmasın. Evet gençler, bu mod bu şekildeydi. Şöyle bir avantajı oluyor modun. Mesela o uzaktaki yaralı olan kurbanı gösterme perkünü beğendim. Böyle bir nevi perkleri tanıtmış oluyor size. En faydalı kısmı o bence. Onun harici zaten normal oyundan herhangi bir farkı yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.